Herkese merhaba dostlarım. Borsa Sivazı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Solmaz Bölükbaşı. Bugün sizlerle hazır piyasalarda kapalı iken geçen hafta aracı kurumların yapmış olduğu hisse önerilerini beraberce inceleyelim istedim. Çünkü bu hisse önerilerini incelemek bizim trade'lerimizde, alım satımlarımızda bize çok fazla yol gösterici oluyor. Ben de sizlerle düzenli olarak aracı kurumların analizlerini paylaşmaya gayret ediyorum. Ancak videoya başlamadan önce bir beğeninizi, bir yorumunuzu, kanala abone değilseniz abone olmanızı rica ediyorum. Şimdiden hepinize teşekkür ederim. Kanalda yorum yapan siz değerli takipçilerimden artık böyle yorumlar geliyor. Kanalıma otosu bir beğeni, bir yorum diye teşekkür ederim tekrardan. İsterseniz detaylı bir şekilde analizlere geçelim. Bu arada sizlerden gelen yorumları e, okuyorum, onlara cevap da vermeye gayret ediyorum. Mesela geçenlerde bir yorum gelmiş. E, analize başlamadan önce kısaca ona değinmek istiyorum. Ee, kanalda yüzde iki aylık getiri hedefliyorsunuz. Fonlar bu kadar getiriyi kazanamıyor. Siz nasıl yüzde bir getiri hedefliyorsunuz? Yani haftalık yüzde onluk bir getiri e, hedefimiz var. Bu nasıl olabiliyor demiş. Şimdi biz fonlardan daha hızlı hareket edebiliriz. Çünkü biz bireysel yatırımcıyız. Fonlar büyük paralarla işlemler yaptıkları için hisselerde hareket etmeleri yani örneğin bir hisseye girdikten sonra karlarını alıp rahatça çıkabilmeleri bizim kadar kolay değil. Ama biz onları takip edersek, onların ayak izlerini takip edersek ki her hafta perşembe günü yaptığım takas analizlerinde bunu takip etmeye çalışıyoruz. Bunu yaptığımız takdirde biz fonların hatta birkaç fonun hatta ee, bütün fonların hangi hisselerde kümeleştiğini, yoğunlaştığını onlarla birlikte görüp, inceleyip onlarla aksiyon alabiliriz. Yani onlar çıkış yapamazken biz karımızı realize edip çıkış yapabiliriz. O yüzden haftalık %10'luk bir hedef. Piyasalar iyi olduğunda çok da imkansız bir hedef diyemem. Piyasalar kötü olduğunda biliyorsunuz zaten bir buçuk ay önce çıkış yapmıştık. Karlarımızı realize edip para piyasası fonlarına gitmiştik. Orada aylıkta 45 beş oranında bir getiri sağlamıştık. O sebeple e, burada yani fonlardan neden daha iyi getiriler kazanabiliriz? Onu açıklamak istedim. Bu arada fon yatırımı yapmak isteyenlere asla e, yapmayın demiyorum. Fonun mantığı başka bir şey, bireysel olarak kazanmayı istemek başka bir şey diyebilirim. Çünkü fonlarda sizin için biri çalışıyor ama burada siz kendiniz bu videoları izleyerek kendinizi çalıştırıyorsunuz. Bu aslında sizin isteğinize kalmış. Ve risk e, iştahınıza kalmış, çalışkanlığınıza kalmış... Yani daha çok para istiyorsanız, daha çok kazanmak istiyorsanız, daha çok araştırıp öğrenmeniz gerekir. Benim ve benim gibi kanalları da takip ederek bir fikir edinebilirsiniz. Ama sonunda yine işlemlerinizi kendiniz yapacaksınız. Çünkü ben de kendi işlemlerimi kendim yapıyorum. Birçok kanalı, birçok yorumcuyu, birçok aracı kurumu izliyorum. Hatta sizlere burada bazılarını da ifşa alıyorum. Bakın yükseldi gittikten sonra size söylediler alın diye. Hemen akabinde 3-5 gün içerisinde düştü diye. Çünkü ben de sizler gibi bir yatırımcıyım. Ben bir aracı kurumda değilim. Herhangi bir e, kar gütmüyorum. Buradan bir şekilde para kazanmıyorum. Ben de sizler gibi işlemler yapıyorum ve bu yaptığım işlemlerde de şeffaf bir şekilde sizlere anlatmaya çalışıyorum. Hepsini dinliyorum. Ne kadar çok çalışırsanız o kadar çok kazanıyorsunuz. Ben de kazançlarımı sağladıktan sonra kendi açımdan e, kendim için bir zekatını verdiğimi düşünerek aslında sizlerle paylaşmayı düşünmüştüm. Ve zaten bir süredir videolar bu şekilde geliyor. Hatta sizler bir kısmınız biliyorsunuz Almanya'da olduğum yoğun bir çalışma temposunda olduğum halde akşamları oturup incelemelerimi yapıp sonrasında sizlerle de paylaştım. Çünkü hem kendim için yapıyorum hem de e, bilgi paylaştıkça çoğalır diyerek sizlere de faydalı olmaya çalışıyorum. Bu açıklamaları yaptıktan sonra yine gelen yorumlara ara ara bu şekilde cevap veriyor olacağım. Çünkü merak edilen konular oluyor. Yani yüzde %40 nasıl kazanabiliyoruz aylık diye. Ee, bunu başarmak öyle çok zor bir şey değil. Şimdi isterseniz gelin ilk öneri raporundaki hisseye bakalım. Kozal. Bu ara biliyorsunuz kozal, İpekeler bunlar biraz yükselmeye başladı. Hatta bizim takas dizimizde de perşembe günü yaptığımız hem koza hem İpek'e de yabancının da alımda olduğunu görüyoruz. Zaten yabancı almaya başladı mı yükseldi ne biliyoruz. Peki bu yükseliş ne kadar sürebilir ne durumdayız aslında biraz ona bakmak istiyorum. Hatta böyle halk yatırım ve gedik yatırım ikisi de hedef fiyatları vermiş. Bir 25.50 demiş endekse paralel demiş diğeri de 29.30 diye al önerisi vermiş. Biz şu anda hangi fiyatlardayız? Şöyle bir bakacak olursak şu an 23 TL'lerdeyiz. Yani gedik yatırımın hedef fiyatına yaklaşmış durumdayız. Halk yatırımında hedef fiyatı biraz daha yukarıda kalmış. Peki Poza altın şu anda hangi durumda diye baktığımızda gördüğünüz gibi bir düşüş trendindeyiz aslında. Arada böyle kanalın üstüne çıkmalar, trendi bozmaları olsa da gördüğünüz gibi bir kanal dahilinde gitmeye çalışıyor. Ve şurada da kanalın orta bandının altına inmemiş son dönemde biraz yataya bağlamış. Şimdi burada yapacağı hamle aslında çok önemli. Çünkü burada RSI tarafında da kafasını yukarı vermiş. Eğer bu bölgeyi kırmayı başarabilirsek yani şu seviyelerin üzerine atmayı başarabilirsek burada bir tur daha yükselmesi söz konusu olur. Çünkü düşüş kanalını kırmış oluyoruz. Ama bu kanalı burada kırdırıp kırdırmayacaklarını bilmiyoruz. Çünkü Kozal ve İpek gibi şirketlerde yabancı çok hızlı hareket edebiliyor. Yani giriş çıkışlarını hızlı yapıp sizi yine terste bırakabiliyor. Örnek veriyorum. Burada bir tur daha şuna benzer bir hareket yaptırıp bizi tekrar terse de bırakabilir. Maire Say kısmına geldiğimizde böyle aşırı şişmiş değerler görmüyoruz. Eğer burada e, takas tarafındaki analizlerimizde baktığımızda alımları devam ediyor olursa burada bir tur daha götürme ihtimali olur diye ben de düşünüyorum açıkçası. Hatta şöyle günlük tarafa da bakalım. Orada pivot değerlerine baktığımızda aylık pivotun üzerine çıkmışız. Birinci direncinde Güçlü bir şekilde üzerine çıkmışız. Yani burada bir 23 23.78'leri görmesi çok olası aynı. Biraz önce konuştuğumuz gibi hani kanalda. Bakın ama şurada bir tane direnç bölgemiz var. Zaten bu direnç bölgesinden ilk reddini yemiş gördüğünüz gibi. Burada hani hafif bir geri çekilip daha güçlenerek yukarıya çıkmak isteyebilir. Ya da buralarda biraz oyalanıp yine burada kanaldan dönmek isteyebilir. Ama işte gör, gördüğümüz e, seviyeler e, 23 23.78'leri göstermeleri çok olası ama bunu direkt mi gösterirler yoksa biraz bizi daha süründürerek mi gösterirler onu bilmiyoruz zaten. Bakın burada da e, RSI tarafında yüksek bölgesine yaklaşmış durumdayız. Şimdi kozalla ilgili e, dediğim gibi takas tarafında alımlar devam ediyor mu onu sıkı takip edelim. Kozal yatırımcısı için böyle bir yorum yapmış olayım. Bana soracak olursanız bireysel olarak Kozaların evet kozalakların baya bir düşük olduğunu, ipekelerin baya bir düşük olduğunu buralarda pozisyon alınabileceğini ben de düşünüyorum. Ancak şu an daha getiri potansiyeli iyi olduğunu düşündüğüm, daha diplerinde olduğunu düşündüğüm ve tap sezonları olduğunu düşündüğüm başka şirketler oldu. Şu onları ara sizlerle paylaşıyorum. Başka şirketlerde pozisyon almayı yeğledim. Ancak siz eğer e, herhangi bir pozisyon almadıysanız ve bu şirketleri düşünüyorsanız daha detaylı bir incelemede isterseniz yapabiliriz. Yorumlara yazın lütfen. İkinci şirkette devam etmek istiyorum. Şimdi ikinci şirketimiz Garanti Bankası. Böyle yüzme bir güller açtı. Niye güller açtı diyecekseniz. Şimdi Garanti Bankası'nın JP Morgan lütfen alın, ne olur alın diye bir yorum yapmıştı hatırlıyorsanız. Ee, onun sonrasında ben de bize hisse mi kitliyorsunuz diye böyle bir e, şakayla karışık yabancılar seslenmiştim. Geçen videoları izleyenler muhakkak bilir. Garanti Bankası da bu sefer tera yatırımdan bir endeks üstü getiri ve 170,28 fiyat hedefi şu an 132'lerde böyle bir öneri gelmiş. Şimdi Erasa'ya baktığımda haftalıkta aşırı şişmiş bölgede olduğumuzu görüyorum ve bu öneriler geldiği durumlarda sanki böyle biz alalım biraz bekleyelim merak etmeyin yükselecek ama siz şu an alın biraz bekleyeceksiniz diye bize yukarıdan hisse verildiği hissiyatına kabuluyorum. Sadece buna ben kapılmıyormuşum. Zaten yorumlarınızı okuyorum. Siz de benzer düşüncelere sahip oluyormuşsunuz. Şimdi burada da bir yükseliş trendi var. Bu yükseliş trendinde de bu trendin üzerine çıkan bir şirket var. Bakın haftalıkta ne kadar şişmiş olduğunu görüyorsunuz. Günlüğe geçiyorum. Günlükte de gördüğünüz gibi burada bu bir bizi aslında sinyal veriyor. Yani ya buradan sonra Atır kütür kanalı kaplaya kaplaya yükseleceğiz ya da buradan bir geri çekilme yaşayacağız. Bana RSI'ye ya bakacak olursam burada bir geri çekilme yaşamamız çok söz konusu. Bakın daha önceki zamanlarda da ne zaman bu kadar şişkin bölgeye geldiysek bir geri çekilme yaşamışız. Şimdi burada da böyle bir geri çekilme yaşaması söz konusu olabilir. Ancak büyük ihtimalle beni de izliyorlar ki ve hisseyi birilerine veremediler ki yükseltmeye devam ediyorlar. Bunu daha önce bir maçta da gördük bir maçta da e, veremedikleri için yükseltmeye devam ettiler. Zaten bir süre sonra yükseltemeseler bile oldukları bölgelerden alıcı buldukça veriyorlar. Yani orada biz takas tarafında zararına vermiş gibi görünüyor, görüyoruz ama aslında onların maliyetleri daha düşük olduğu için yine de kara ellerinden çıkarıp bir kısmını kendi amaçları doğrultusuna trade ederek satış yapıyorlar. Tabii ki tamamen hisseden vazgeçmiyorlar. Oradaki pozisyonları duruyor ancak Hisseyi yükseltmeden önce yani bu iyi fiyatlara getirmeden önce onlar da bir miktarıyla e, hacim de kazandırmak için trade etmeye devam ediyorlar. Ben açıkçası buradan yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte almayı çok uygun bulmazdım. Ama bu fiyatlara gelmez demiyorum. Bu fiyatları görmesi de olası neden olmasın. Sadece bu fiyatta mı almamız gerekiyor? Yani yatırıma da seslenmek istiyorum. Şimdi bize öneride bulundunuz da hani bunu neden bize buralarda öneride bulunmuyorsunuz? Hani buralarda bulunsaydınız biz buralarda alıp örneğin ne kadar kazansaydık? Şöyle bir bakalım. Biz burada bir %20 kazansaydık keşke ama siz buraya geldikten sonra yani %20 son 3-5 günde gittikten sonra hadi 7-8 diyelim. %20 gittikten sonra bize bunu söylediğinizde ben çok iyi niyetli de hissetmiyorum açıkçası. Bunu da sizlerle paylaşmak istedim. Tabii ki hiçbiri yatırım tavsiyesi değil. Tamamıyla ee, sizlerle samimi olarak düşüncelerimi paylaşıyorum ve sorguluyorum. Lütfen sorgulayalım, sorgulayan bir halk olalım. İsterseniz son şirketimle devam edeyim. Bugün birazcık fazla konuştum, kusura bakmayın. Her gün bir dert yanma e, seansına dönüştürmek istemiyorum burayı. İster istemez e, onların yaptığı öneriler birazcık beni de şaşırtıyor, endişelendiriyor ve sizleri de kendimi de uyarmak istiyorum açıkçası. Şimdi Pegasus. Şimdi Pegasus'ta biliyorsunuz fiyat hareketleri çok sert oluyor. Şuradan da itibaren çok yükseldi ve bakın tera yatırım yine 351,74 endeks üzeri getire demiş. Doğrudur Pegasus'un iyi olduğu dönemlerdeyiz. Hatta birçok yorumcunun beğendiği dönemlerdeyiz. Hatta birçok yorumcu, aracı, kurum, danışmanı vesaire hepsi bunu ölmeye başladığında zaten Pegasus yükselmişti. Bunun da altını tekrar çizmek istiyorum. Gittikten sonra ben de söylerim ama e, bu kadar profesyonel bir şekilde altını doldurarak anlatmak falan onlar biraz daha onların hitabeti güçlü olan insanların özelliği. Ama biz e, yatırımcılar olarak bunun farkındayız. Şimdi verdikleri hedef fiyatı 351 demiştik. Şu an 251'lerde yani 100 TL daha artacağı söyleniyor. Peki. Peki buradan itibaren müşteri artacak? Onlar bir yıllık hedef veriyor biliyorsunuz. Ve şu anda ben yine haftalık bir RSI tarafına baktığımda şişmiş bir bölge görüyorum. Bakın bu şişmiş bölgeyi haftalarca devam ettirmiş. Daha önceki alanda gördüğünüz gibi. Ve burada şiştikten sonra bir geri çekilme yaşamış ve şu anda tekrar bir şişmiş bölgelerde geziniyoruz. Burada benim bir öngörüm var tabii ki bu şirketle ilgili. Buradakinin bir benzerini yapıp şu seviyelere getirip buradan bir geri çekilme sağlanabilir. Buralarda insanlar pozisyonu sokulup arkasından bakın burada gördüğünüz gibi bir şelale daha e, yaşayabiliriz. Yani bunu bir iki hafta içerisinde de yapabilir. Bu bir iki hafta içerisinde de e, aynı şekilde Türk Hava Yolları'nda da benzer yükselişler yapıp tamam Pegasus daha gidiyor diye girdiğimizde bir anda böyle bir geri çekilmeyle karşı karşıya kalabiliriz. Çünkü insanları alıma geçirmeleri lazım. Yüksekten hisseyi ellerine bırakmaları lazım. Benim böyle bir öngörüm var. Buradan direkt düşeceğini ben çok düşünmüyorum. Buralarda bir tur daha götürürler. Yine bu seviyeleri hani kanalı katlama seviyelerini gösterip geri çekebilirler diye düşünüyorum. Tabii ki yatırım tavsiyesi değil. Ama bana şahsi olarak soracak olursanız buradan alır mıydım diye ben açıkçası cesaret edip alamazdım. Çünkü buralarda nereden geri çekeceği belli olmayan bir seviye olduğunu düşünüyorum Pegasus için Günlük tarafa da gelelim istiyorum. Günlük tarafa da geldiğimde orada da Eresay bölgesinde şişmiş bir bölge görünüyorum. Kanalın üzerine çıkmışız. Aynı burada olduğu gibi bu kanalı katladığımız bölgeye doğru yaklaşmak üzereyiz. O yüzden benim maçımdan ben paramı bu seviyede riske atmazdım. Biraz düzeltme yapmasını beklerdim. Eğer birilerine bu hisseyi veremezlerse yükseltmeye de devam edecekler. Onu da beraberce gözlemleyeceğiz. Umuyorum bugünkü video hoşunuza gitmiştir. Sizlerle yine biraz sohbet, muhabbet, biraz sizin yorumlarınızla cevap vermeye çalıştım. Bir yandan da hem kendim için hem sizler için hisseleri incelemeye devam edeceğim. Özellikle aracı kurum raporlarını. Yarın yine çok güzel bir aracı kurum analizi daha sizlerle birlikte olacak. Kanalıma abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Güzel bir gün geçirmenizi diliyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere.